Merhaba hanımlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün haki yazma kullanarak çıtı pıtı, sıralı, çok güzel bir model hazırlayacağım. Renklerimde yine zemin rengim haki, kırmızı ve hardal sırasını kullanarak modelimi renklendireceğim. Alt zeminimde kendi rengini kullanarak, üst zeminde de çiçeklerimde küçük küçük kırmızı ve hardal sarısı çiçekleri hazırlayacağım. İplerimin numaraları olmadığı için veremiyorum. Zürafam hazır. Modelime başlıyorum. Şöyle ilk olarak 3 tane zürafa yapıp 3. zürafamdan geriye dönüyorum. Bu kısımda küçük bir pırpır yapacağım. Tekrardan yukarıya çıkıyorum. Bir tane daha yapacağım. Son olarak 3. pırpırımı da bırakıp aşağıya ineceğim. Şimdi kademe kademe her basamağa geçerek adım adım iniyorum. İpimin fazlalığını da almaya çalışıyorum inerken. Şu anda öyle bir çiçek sapı hazırladım. Tekrardan burada aynı şekilde 3 adet pırpır olacak şekilde yukarıya çıkacağım. Birinci pırpırımı yaptım. Yukarı çıkıyorum. İkinci pırpırımı yapıyorum. İkinci pırpırımın tepesine de iki tane pırpır yapayım. Aslında bir yapacaktım ama şu anda iki tane yapmaya karar verdim. Evet, şimdi bu kısımda 1, 2, 3. zürafaya ineyim. İnerken de ölçülü inelim. Çok fazla bırakmayalım. Çok fazla da ipimizi aşağıya çektirmeyelim. Bu şekilde ayarladım. Şimdi arada birkaç adet de boş zürafam olsun. Üç tane yaptım. Dördüncü zürafamda buradaki işlemimi tekrarlayacağım. Ne yapmıştım? Zürafamdan geriye dönüyorum.
3 kat pırpır olana kadar devam edeceğim burada. Pırpırımı yaptım. Yukarı çıktım. Tekrardan bir tane daha yapıyorum. Üçüncü pırpırımı da yapıp aşağıya ineceğim. Şimdi şöyle yanlardan aşağıdaki her gözüne iniyoruz. Şöyle çeviriyorum ki ipimin fazlalığını çektiriyorum. Tekrardan aşağıya indim. Burayı da tamamlamış oldum. Şimdi hemen yanındaki kısmı da yapalım. Buraya da iki tane yapıyorduk. Üçüncü sırada. Sonrasında üçüncü zürafaya iniyorum. Mesela şu anda biraz fazla ipim, hafif çektireceğim. Bakayım. Evet. Burayı da tamamladık. Şimdi ben birkaç tane daha yapayım bu kısımlardan. Sonrasında üst kısmına geçelim. Modelimin alt kısmını bu şekilde tamamladım. Şu anda aşamam böyle. Şimdi bu tek pırpırlı olan kısımlara nasıl bir çiçek yapacağız? Hemen onu anlatıyorum. Burada ilk olarak kırmızı ipimi aldım. Tekli pırpırım vardı. Buradan ipimi düğümlüyorum. İpimi de gerdirdim. Yapısını biraz incelttim. Bu şekilde. Şimdi burada bir küçük pırpır yapacağım. Tepesine geriye geldim. Tekrardan aşağıya inerek sinek kanadı oluşturuyorum. Burada 5 adet sinek kanadı yapacağım. Bu şekilde burada güzel bir çiçek oluşacak. Yeni başlayanlara da güzel bir seçim olacaktır bu örnek. Hem düz yazmalarınıza hem de yine desenli yazmalarınıza da yapabilirsiniz. Desenli yazmalarınızda da ister zemin rengini uygulayın, ister içerisindeki yeşili kullanarak altını oluşturup içerisindeki renklerden de çiçeklerinizi yapabilirsiniz. Kanatlarımı doldurdukça da şöyle geriye topluyorum. Hatta ipimle de geriye çekiyorum. Ve bu şekilde yer açmış oluyorum.
Bir tane daha kanadımı yapayım. Buradan kesebilirim ve şimdi elimle de eşit miktarda dağılımını sağlayacağım pırpırın içerisine. Şöyle tepelerimde sivri olduğunda baş parmağımla ben bastırıyorum, biraz daha yuvarlaksı bir görünüm oluyor. Evet, ilk çiçeğimi yaptım. Şimdi bir tane de hardal sarımdan yapayım. İpimi düğümleyip gerdirdim. Bir küçük pırpır yapıyorum. Buradaki sinek kanatlarınızı büyük yapmamaya özen gösterin. Çünkü hemen buradaki yeşil kısma değmesin. Modelimiz ortada olsun. Kendini göstersin. Şimdi biraz kanatlarımı geriye alacağım. Çünkü kalan iki tane daha var. Onları da yapmam için yer açmam gerekiyor. Bakın tam uca kadar gelmemiş. Bunu geriye alıyorum. Hemen elimle eşit miktarda dağılımını sağlayacağım tekrar. Evet. Bu şekilde sarıyı da yapmış oldum. Şimdi ben diğer bölümlerini tamamlayıp dönüyorum. Modelimi tamamladım. Modelimin son hali bu şekilde çok güzel, çıtı pıtı bir model oldu. Renkler de bence çok yakıştı. Şöyle yazmanın üzerine de çeviriyorum. Renk tonlarını daha iyi görmeniz için yapıyorum bunu. Yakından da bir gösterelim. Evet, ben keyif alarak yaptığım bu modeli, dediğim gibi, yeni başlayanlar için de güzel bir seçim olacaktır. Şimdi modelin fiyatına geleyim. Bu modeli yazma haricinde sanırım 60 TL'ye yapardım. Bugün de Rahime kardeş ablama çok çok sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Desteklerinden ötürü kendisine çok teşekkür ederim.
İzleyen, beğenen, yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrardan yeni bir modelle inşallah yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.